Burada arkadaşlar bir kere en fazla kaç tane deneyebilirsiniz bunu görmeniz lazım. Şimdi mesela 7 ile 8'i düşünelim en son tamam mı? Ardışık iki sayı. 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64 zaten 100'ü geçiyor. O zaman benim çok fazla alternatifim yok. 1'in karesi 2'nin karesi 5 evet olur. 2'nin karesi 3'ün karesi 13 olur. 3'ün karesi 4'ün karesi 5 olacağı için olmaz. 4'ün karesi 5'in karesi 41 asal sayıda olur. 5'in karesi 6'nın karesi 61'dir olur ve 6'nın karesi 7'nin karesi arkadaşlar 85'tir olmaz. 1 2 3 4 tane oldu. Yani sorularda tabii ki deneme yanılma hakkınız var. Ama orada ne, nasıl baktık olaya? Çok fazla denemiyorum. O zaman deneme şansım var dedim. Zaten öbür türlü bu soruyu sorma şansımız yok. Neden? Özel bir durum yok. 2 tane sayının karelerinin toplamı bir asal sayı elde ediyorsak Asal sayılar da çok öyle özel olmayan sayılar olduğu için işte rakamları toplama, toplamları falan çok müthiş durumları yok. Mecburen denemek zorunda kaldık. Önce uzun uzun yazmamak için şu a eksi 2'ye bir t diyeceğim arkadaşlar. 64 bölü t küp. İşlemimiz kolaylaşır. Çok müthiş bir şey olduğundan değil. Sonra burası t küp bölü 1 bölü 8. Yani bunu ters çevireceğim. 8 t küp olacak. Bölü 1 bölü buna da t dediğim için t üzeri eksi 3 1 bölü t küp. Böylece arkadaşlar ters çevirirsem t küp bir de ama bu bölüden dolayı bir daha 1 bölü t küp yapmayı unutmayın bakın. Şimdi bunu dağıttığımız zaman 64 bölü t üzeri 6 artı 8 eşittir 9. 64 bölü t üzeri 6 eşittir 1. Buradan t arkadaşlar ne olabilir? 2 olabilir veya t eşittir eksi 2 olabilir. Olursa, t 2 olursa t'nin 2 olması için ne olması gerekiyor? a eksi 2'nin 2 olması lazım. a buradan 4. t eksi 2 olursa a eksi 2 bu olur. Böylece a 0 olur. Alacağı değerler çarpımı 0 gelir d şıkkı. Önce bir periyodu oluşturmamız lazım. Şimdi 1, Sonra birinci hamleden sonra kendisinden sonraki dördüncü bakın 1 2 3 4 kendisinden sonraki demek böyle 5. demek. Sonra 6 7 8 9 gördünüz mü? Sonra yine 1 2 3 4. 4'ten sonra 5 5 6 7 8 bu şekilde. Sonra 8'den sonra arkadaşlar 1 2 3 4 3'e geldi. 3'ten sonra 7'ye. 7'den sonra 1, 2, 3, 4, 2'ye, 2'den sonra 3, 4, 5, 6'ya ve 4'er 4'er işte 6'dan sonra da 1'e geldi. Bakın başa döndük. Bunlar şu an yananlar. 9 durumda 1 gördüğünüz gibi başa dönüyoruz oluyor. Ancak ilk 9 durumda yanacak. Sonra devamındaki 1, 5, 9, 4, 8, 3, 7, 2, 6'da da bu yandıkları için artık bu ikinci dokuzda söndürme işlemi olacak. Bundan dolayı ben ne derim biliyor musunuz? 12.345 sayısının 18 bölümünden kalana bakarım. Onu da hemen size uğraştırmamak için söyleyeyim. Kalan burada arkadaşlar 15 geliyor. Şimdi kalan 15 geliyor ya. Zaten her 18'de bir başa dönüyoruz. Neden 9'da bir 9'da bir demiyorum? Çünkü 9'da bir gittiğiniz zaman yanmayı hesap edersiniz. Sönmeyi hesap etmezseniz bu sefer yanlış bulursunuz cevabı. Ama 18 18 giderseniz her seferinde bir daha en başa dönmüş olacaksınız. Böylece 15 olunca en başa döndüğümüz ilk 9 durumda arkadaşlar ne olacak? Tabii ki yine yanacak. Kalacak arkadaşlar 6 tane durum. 6 tane de de 1 5 9 4 8 3'ü böylece kapatmış olacak. 7 2 6'da arkadaşlar açık kalır. 3 tane A bir yerde dikkatli olursak soruda hata yapmayız. Şimdi x artı 1 x küçük eşit 0. Şimdi burada arkadaşlar tanım kümemiz a2 olacak. Çünkü bakın burada vermiş. a2 eşittir. Eksi 6 4. Yalnız diyor ki sıfırdan küçük olan sayılarda ve sıfıra kadar olan sayılarda birinci denklemi kullan. Diğerinde yani sıfır açık 4 kapalı aralığında da aşağıyı kullan. Şimdi şu denklemde arkadaşlar x küçük eşit 0. Yani x eksi 6 ile 0 arasında. Hatta x artı 1 yapalım biz onu denkleme döndürelim. Eksi 5 x artı 1 1 diyelim. Bu denklemde arkadaşlar artık x artı 1 bulduk ya fonksiyonu elde etmiş oldum. F eksi 6 ile 0 arasındaki değerler. 1'den eksi eksi 5'e kadar kaç tane tam sayı değerimiz var? 1 eksi eksi 5'ten 1 artı 5 artı 1'den 7 tane tam sayı değeri var. Burada biraz film kopuyor ama çok basit bir durum. x kare eksi 2'de neye dikkat edeceğiz? Sakın arkadaşlar 0 ile 4 arasında 4 tane tam sayı değeri var. O zaman neden cevap şıklarında 7, 4 daha 11 yok demeyin. Çünkü bize x'ler tam sayıdır demiyor ki. Bu sonucun kaç tane tam sayı olduğuna bakacağız. Ona dikkat etmeliyiz. Bu yüzden 0, x, 4. Karesini alırsak 0, x kare 16. Bakın 0 ile 4 arasındaki sayıların kareleri 0 ile 16 arasında oldu. Bir de buradan 2 çıkarırsak eksi 2, x kare ve 16'dan 2 çıkarınca da 14 oldu arkadaşlar. Burada artık 14'ten eksi 2'ye kadar toplamda kaç tane değer var? 16 tane tam sayı değeri var. Ancak eksi 5 ile 1 arasında olan değerlerde burada eksi 2 ile 1 arasında olan değerler ortak olduğu için yani eksi 1, 0 ve 1. Hem arkadaşlar bu aralıkta hem de bu aralıkta var olduğu için fazladan saymış oluruz. Bu yüzden 7 artı 16 eksi 3'ten 20 tane tam sayı değeri çıktı B. Dediğim gibi bu kümenin içindekiler tam sayı olacak demiyor. Sonucun içindekiler tam sayı olacak diyor bize. Dağıtılan Bilye sayılarının toplamı 12 ise A artı B artı C 12 olmak zorunda arkadaşlar. Bu da bize neyi anlatıyor biliyor musunuz? Katsayılar toplamı P1 çünkü A artı B artı C demektir. Bu yüzden ilk yorumumuz bu. İkincisi bir polinomda size baş katsayı verilecek şekilde bilmiyoruz. O yüzden A dedik. Soru işareti zaten. O da belli değil soruda. Bize kalanları vermiş ve aynı çıkmış kalanlar o zaman x artı 3 çarpı x eksi 0. Tabii ki eşittir px demeyeceğiz. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Kalan 4 olduğu için. Bakın böyle. Hakikaten eksi 3 verince de 4 çıkıyor. 0 verince de 4 çıkıyor. Bu şekilde yazmış olduk. Bundan sonra ne söyleyeceğiz? px eksi 2'nin sıfırlarını bulmak için önce bir a'yı bulalım. a'yı bulmak için de p1'den yararlanalım. Yaz yerine 1'i. a çarpı 4 çarpı 1 artı 4 eşittir 12. a arkadaşlar 2 oldu. 2 çarpı x artı 3 çarpı x artı 4 eşittir px. Ama burada arkadaşlar px eksi 2 2 çarpı x eksi 2 artı 3'ten x artı 1 x eksi 2 artı 4'ten şöyle x eksi 2 artı 4. Bundan sonra dağıttığımız zaman 2x kare e, normalde eksi x olduğu için eksi 2x Eksi 4 olacak buradan. Bir de arkadaşlar eksi 4. Bunlar gitti. Polinomumuz bu oldu. 2x kare eksi 2x. 2 parantezinde x kare eksi x. Hatta 2 parantezinde x çarpı x eksi 1 eşittir. P x eksi 2. Bu polinomun köklerinden biri 0. Biri 1 oldu arkadaşlar. 0'ın karesi 0. 1'in karesi 1. Cevabımız 1 geldi. A şıkkı. fx1 eşittir fx2 sıfırsa bunlar arkadaşlar bu fonksiyonun kökleri. Bize böyle anlatmış çünkü sonuçta fonksiyonun sıfırları demek kökleri demektir. O zaman x1 çarpı x2 yani kökler çarpımı m eksi 4 kökler toplamı eksi b bölü a'dan m artı 1. Demek ki fm eksi 4 eşittir fm artı 1 olduğuna göre yerine yazmaktan başka bir şey yapmayacağız. Gerçi böyle dedim ama aslında ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın birinci yol tamam. Yaz yerine. De ki m eksi 4'ün karesi eksi m artı 1 çarpı m eksi 4 artı m eksi 4 eşittir. Sonra m artı 1'in karesi eksi m artı 1 çarpı m artı 1 artı m eksi 4 de buradan m'yi bul. Ama ben şunu yaparım. Bir parabolde iki tane noktanın ordinatı aynıysa bu noktalar arkadaşlar simetri eksenine göre simetrik iki noktadır. Örnek diyelim simetri eksenin apsisi eksi 2 mi? O zaman arkadaşlar bir noktanın apsisi eksi 4 ise bir noktanın apsisi sıfırsa toplamlarının yarısı eksi 2 olduğundan mesela f eksi 4 f sıfıra eşit olur. İşte aynı mantıkla bunlar birbirine eşitse m eksi 4 artı m artı 1 bölü 2 tepe noktasının apsisine eşit demek istiyor size. Bu ikinci yol. Ben buradan da söylerim açıkçası. Ordinatlar aynıysa bunların toplamanın yarısı arkadaşlar. Bu şekilde tepe noktasına eşit olur. Bundan dolayı 2m eksi 3 eşittir m artı 1. m arkadaşlar kaç gelmiş oldu? 4. Yerine yazalım. x kare eksi 5x eşittir fx fonksiyonu. fm nedir demiş. M yerine yazalım. 4'ün karesi. Eksi 5 çarpı 4'ten eksi 4 oldu. Bence ikinci yol güzel. Çünkü simetrik olan iki noktanın ordinatlarının aynı olduğunu, ordinatları aynı olduğu için de bunların tepe noktalarına göre simetrik olduğunu söylemiş olduk. Birinci yoldan isteyen yapıp yine m'nin aynı şekilde 4 olduğunu görür. Cevap C şıkkı. Burada arkadaşlar şuna dikkat etmek lazım. Birden büyük bir sayı sonuçta şu an başlangıçtaki ağırlık eğer biz buna 2 kilo koysaydık 3'ü geçerdi. Demek ki 2 kilodan daha az koyulan patates. Sonra arkadaşlar eğer 1 kiloda olsaydı şöyle 2 küsür bir sayı olurdu. Yani 3 kilo ile 2 arasında olurdu. O zaman demek ki patatesin kilosu birden de fazla. Daha doğrusu bu koyulan patates birden fazla. Böylece bir şu eşitsizliğe bakacağız. x kare eksi 2x artı 1 küçüktür 0. 0. Bu da x eksi 1'in parantez karesi küçüktür, büyüktür 0. Zaten burada arkadaşlar x eşit değildir. 1 hariç ne verirsek verelim pozitif olacaktır. Birinci çözüm bu. Yani reel sayılar eksi 1. Asıl çözüm o zaman buradan gelecek. Çünkü buradan bayağı bir geniş küme geldi. Şimdi x kare eksi 2x artı 2 küçüktür 2'de de 2'ler gider. x kare eksi 2x küçüktür 0. Tablosunu yaptığımız zaman x çarpı x eksi 2 1 kök 0, 1 kök 2 artı eksi artıdan buranın da sağladığı yer 0, 2. O zaman birinci eşitsizlik ve ikinci eşitsizliğinin kesim bölgesi 0'a 2 ama 1'i almamalıyız 0'a 2'nin arasında olduğu için D şıkkı. Arkadaşlar burada fx eksi 2 artı 3 ne demektir? Tepe noktasında bir x, y noktasına 2 birim sağa, 3 birim yukarı gönderdiğimizde 3'e 1 noktasına gelmiş demektir. Mutlak minimum zaten parabolün tepe noktası demektir arkadaşlar. Burada alacağı en küçük değer manasında. Dolayısıyla 3'e 1 olması için 2 3 e eklediğimize göre fonksiyonun orijinalindeki tepe noktası neymiş? 3'ten 2 çıkar 1. 1'den 3 çıkar eksi 2. Haliyle bu parabolün tepe noktası 1 eksi 2 ise tepe noktası bilinen bir parabolün denklemi a x eksi karesi artı k bu yüzden fonksiyonumuz budur. 0'a 0'dan geçiyor. Yerine yazalım. 0 çarpı 1 eksi 2'den. 0 a buradan 2 gelmiş oldu. Böylece 2 çarpı x eksi 1'in karesi eksi 2 eşittir. Y fonksiyonu. Bizden f3'ü istiyor arkadaşlar. 2 çarpı 3 eksi 1'in karesi eksi 2 eşittir 6 oldu. C şıkkı. Şuna dikkat etmek lazım. X büyük eşit 0 için dediği için. GX'in arkadaşlar şu kısmını bilmiyoruz. Her şey olabilir. Sıfırdan küçük kısım için bir soru işareti. Ama sıfırdan büyük kısmı için diyor ki fonksiyonu kullan. Sıfırdan büyük için de bu fonksiyonun m artı f x eksi n. Bu ne demek arkadaşlar? n birim sağ ve m birim yukarı gönder diyor bu fonksiyonu. Bu fonksiyonun n birim sağ ve m birim yukarı gönder, gönderilmişi işte gx fonksiyonunun şu x ekseninin sağında kalan kısma eşittir. O zaman siz bir fonksiyonu sadece ötelerseniz şu görüntü değişmez arkadaşlar. Yani ne olacak biliyor musunuz? Sıfırdan büyük değerlerde şu bölgenin ya böyle biraz yukarı çıkmışı ya biraz daha böyle yukarı çıkmışını göreceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var ki 1'e eksi 1'e 1 noktasının daha yukarıda bir görüntü olması lazım. Yine orijinden geçiyor ya bakın bu sıfıra sıfırdan. Artık şöyle bir görüntü elde etmemiz lazım. Yukarı ittiriyoruz grafiği çünkü. Bir de sağda gönderdiğimiz için artık tepe noktası bire bir de değil de. Mesela şöyle bire bir, eksi birin biraz daha sağında olmalı. Sayı yok soruda o zaman biz şuna önemsemeliyiz. Şu sağdaki görüntü, şu görüntü korunmalı. Bu görüntünün sağ tarafta korunduğu bakın tek şık A şıkkı görüyor musunuz? Burada şunu diyebilirsiniz ama hocam bakın bu da var. Burada arkadaşlar bir kere kafadan zaten şuradan patlıyor. M birim yukarı gönderilmesi lazım. Bu M birim aşağı gönderilmiş gibi. Bu zaten grafikle şu grafikle hiçbir alakası yok. Bunun yine sağ tarafının hiçbir alakası yok arkadaşlar grafikle. Yine sağ tarafının hiçbir alakası yok. Bu yüzden arkadaşlar A şıkkı. Aritmetik dizi dediği için arkadaşlar ortak bir şekilde artması lazım. Şimdi cos pi sin 7 pi bölü 6. E, cos pi arkadaşlar zaten malum 180'den dolayı eksi 1. Sin 7 pi bölü 6, 180 bölü 6 30, 7 ile çarparsak 210, eksi 1 bölü 2 oldu. Böylece şunu anladık. Aritmetik dizinin ortak farkı arkadaşlar 1 bölü 2. 1 bölü 2, 1 bölü 2 artmalı. Yani aslında bu sin artan x'de arkadaşlar 0 olmalı. 1 bölü 2 artması gerektiği için. Buradan o zaman B1 neye eşit olacaktır? A1 artı X'e. O zaman X'i bulalım. X de buradan sin arc X ya. Arc X'in arkadaşlar bu ifadenin sıfır olması için ne olması lazım? Sin sıfır da sıfırdır. Arc tanjant X ne zaman sıfır olur arkadaşlar? O da sıfır derecede olur. Demek ki X'i sıfır bulduğumuz için direkt bunu B'n eşittir. A'n diyebiliriz. Bundan dolayı A1 artı A6 bölü 2 çarpı terim sayısı diyeceğiz. Buna göre A1 arkadaşlar zaten kendi vermiş cos pi yani eksi 1. A6 nedir? Eksi 1 artı 5 de ortak farkla 1 bölü 2 olduğu için 5 bölü 2'den 1 çıktı. 3 bölü 2 oldu arkadaşlar. Toplayalım. Eksi 1 artı 3 bölü 2. Bölü 2 çarpı terim sayısı 6 tane. Buradan bunlar gitti. 3 3 bölü 2'den 1 çıktı. 1 bölü 2 yine 3 ile çarptık. 3 bölü 2 oldu. 1 buçuk A şıkkı. Arkadaşlar önce şuna bakalım. A1 çarpı A4. A1 A1 olsun. A4 aritmetik dizinin bir elemanı olduğu için A1 artı 3K. Sonra arkadaşlar eşit olacak. A2 yani A1 artı K'nın karesi. A1'in karesi artı 3A1K eşittir. A1'in karesi artı 2A1K artı k kare. A1'in karesi gitti. A1k eşittir. K kareden tabii ki k sıfır olamayacağına göre aritmetik dizi burada. Böylece a k'lar gittiği için a1 eşittir k oldu arkadaşlar. Şimdi birinci terim k. İkinci terim 2k olur. Üçüncü terim 3k olur. Dördüncü terim 4k olur değil mi? Neden? Herhangi bir terim nasıl bulunuyordu? A1 artı diyelim 5. terimi bulacaksınız. A1 artı 4D diye buluyoruz. E zaten D dediğim K o zaman her bir eleman arkadaşlar orada neyse ona göre. AN direkt N çarpı K'ya eşit. Bundan dolayı A1K, A22K, k a 4 de 4K oldu. Şimdi sarılar geometrik dizi oluşturduğuna göre birinci eleman olan arkadaşlar eleman K. ikinci eleman olan eleman 4K. O zaman ortak çarpan nedir? 4. Üçüncü eleman ne olur? 16K olur. Şimdi Burada artık bir eleman var şöyle. Bu 16K tamam mı? Bunun kaçıncı satırda olduğunu nasıl anlarım? Elemanlar arkadaşlar bakın satırlardaki toplam eleman sayısı. Birinci satırda 1, bir, ikinci satırda 2, iki, üçüncü satırda 3 üç, nokta nokta n çarpı n artı 1 bölü 2 tane. Bu şimdi direkt 16'ya eşit olmayabilir. 16 olmayabilir. Neden 16 diyorum burada? Hani dördüncü terim 16K çıktı buraya 16K da yazabilirsiniz. Şimdi 16 olmayabilir, 16'nın kendisi de olabilir ama iki tane ardışık sayının çarpımı 32 olamayacağı için buna en yakın ne var arkadaşlar? 6 var. N yerine 6 yazarsam 6 çarpı 7 gelir. Eğer 5 yazarsam az geliyor. 6 yazarsam fazla geldi. Demek ki 6. satırın içindeymiş arkadaşlar bu. Bulduğumuz sayı şu 16K. Bu verilen çarpandan arkadaşlar küçük olması lazım. Eğer büyük olursa o satırın dışında olur, içinde olursa da arkadaşlar küçük olur. Ama ben hocam tek tek sayacağım derseniz burada o zaman şunu görmeniz lazım. 7K, 8K, 9K, 10K, sonra 11K, 12K, 13K, 14K, 15K ve sonra arkadaşlar 16K. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 hakikaten 6. satırdaymış D şıkkı. mantıklı olan gerçekten bileşke fonksiyonu bulmak arkadaşlar. Gx'i f'nin tersi yerine yazalım. Çünkü bunun tersini almak kolay. Nasıl yapıyorduk tersini almakta? X'i yalnız bırak. Yani 3 eksi y. Sonra 2'ye böl. 3 eksi y bölü 2. Fonksiyonun tersinde y gördüğün yere x yaz. 3 eksi x bölü 2 olur. Demek ki f bileşke gx nasıl olacak o zaman? F'nin tersi bileşke gx. 3 eksi x eksi 4 bölü 2. Buradan da 3 eksi x artı 4'ten 7 eksi x bölü 2 oldu. 7 eksi x bölü 2 3'ten küçük olduğuna göre artık normal 7 eksi x küçüktür 6. Buradan da arkadaşlar 1 küçüktür x. Tabii ki en küçük 2 tane sayı 2 ve 3 olacak 5. Hiç de öyle özel bir durum yok aslında. Tamamen düz fonksiyon yorumu. Sorulardan hani 2 ile 3 ile 4 ile orantılı deyip böyle 2K, 3K, 4K yazıyorsunuz ya sonra gidip bunu toplama eşitliyorsunuz. İşte aynen bunun gibi arkadaşlar. Log 2, 3K sonra tabii şöyle. Log 2, 8K artı log 2, 6K eşittir. Log 4, 144. Burada tabanlar aynı olduğu için hepsini çarpalım. Log 2, 3 çarpı 8 24. 24 çarpı 6 144 çarpı k olacak. Çünkü k bunların dışında yani k'yı o şeye düşünmeyin. k böyle gördüğünüz gibi tamam mı? k çarpı log 2 144. Log 4 144 nedir? 4 2'nin karesi olduğu için tabanın üstü ters çevrilir. 1 bölü 2 log 2 144 olur. E bunlar gitti. K demek ki 1 bölü 2'ymiş. O zaman en fazla olan hangisi arkadaşlar? Log 2 8 olan log 2 8 çarpı k yani 1 bölü 2 log 2 8. Bunu şıklarda ya böyle kök 8 olarak görürsünüz ya da 2'nin üstüne atar ama ne diyorduk taban ters çevrilerek atıyor. O zaman log 4 8'de olabilir arkadaşlar. B şıkkı cevap şıkkı bu da doğru bu da doğru. Bizim doğru cevabımız B şıkkı gibi olduğu için onu işaretledik. Log 2x arkadaşlar grafiği verilmiş. Bir de birim fonksiyon. Birim fonksiyonun özelliği neydi? İçeride varsa dışarıda da var. Şimdi bu sarı dikdörtgenin bir köşesi log 2 x'in üstündeyse log 2 x ne zaman x eksenini kesiyor? Tabii ki x'e 1 verdiğimiz zaman log 2 1'dir. Log 2 1 0'dır. Sonra arkadaşlar birim fonksiyonun özelliği x eşittir 1 için y de 1'dir. Bu işte bu kadar. Bakın bu uzunluk 1 olduğu için ordinatı 1 olan bir noktadır. Şöyle bir t noktası diyeyim. O zaman ordinatı 1 olan bir nokta olması için x'e kaç vermem gerekiyor log 2'de? Log 2 x eşittir 1. Tabii ki x'e 2 vermemiz lazım. O zaman şuraya da k diyeyim. Ok uzunluğu 2 oldu. Birim fonksiyon gereği işte buradaki arkadaşlar b'nin de ordinatı yine 2 olması lazım. 2 2 noktası. Bundan sonra ordinatı 2 olduğu için b'ye yine şuraya bir lm uzunluğu desem bu da 2 olacaktır arkadaşlar. Burada da logaritmada sonucu 2 olan sayı log 2x eşittir 2'den x eşittir 4. Artık bu dikdörtgenin arkadaşlar uzun kenarını bulduk 4 birim. Birim fonksiyonu olduğu için apsisi 4 ise ordinatı da 4'tür. Zaten 2 birim uzunlukta şurası yukarıya kaldı 2 birim. dikdörtgenin alanı 4 çarpı 2'den 8 de şıkkı geldi. Küçüktür 0 için arkadaşlar üsttekini eşittir 0 için bunu ve büyüktür 0 için bunu kullanacağız. Sürekli olduğu için bu üç değer değerde birbirine eşit olacak. M 0'dan küçük için sonuçta 0'a yakın bir yer olacağı için M'ye 0 verdik. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken x eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x eksi 2'de x eksi 2'ler gitti. Limit x 2'ye giderken sağ taraftan x artı 2 4 olur. O zaman Buranın limiti 4 geldi arkadaşlar. M'ye 0'a soldan yaklaştığımız zaman. Sonra 0'a direkt eşit olduğunda bunlar gitti. 1 o B olmalı. B de 4'e eşit olduğu için hemen B'yi 4 yazmış oldum. Sonra arkadaşlar ne demiş? M büyüktür 0 için bu denklemi kullanacaksın. O zaman yapalım. A sin 180'den 45 çıktı. 135 derece. Yine 180'e 45 eklersek. cos 225 derece. Cos 225 eksi cos 45 sin 135 artı sin 45 zaten sin 45 bölü cos 45 tanjant 45'tir bir gelir bir de önünde eksi var eksi a oldu eksi a artı tan 45 de 1 oldu arkadaşlar bu da hem 4'e hem de b'ye eşit olacak sol limit sağ limit ve o noktadaki fonksiyon aynı olsun ki sürekli çıksın böylece a da buradan eksi 3 geldi arkadaşlar b eksi eksi a'nın Farkı da 7b eşittir. Fonksiyonun arkadaşlar limiti varsa illa o noktada tanımlı olup sürekli olacak diye bir şey yok. Bakın şimdi f fonksiyonu 2'de süreklidir ve limiti 1'dir. Ama f fonksiyonunun şöyle bir kendi değeri. F2 eşittir. 3 de olabilir. Sonuçta bakın fonksiyon limitli 2 noktasında ama sürekli değil. O yüzden bunların limitlerinin değeri illa o noktadaki fonksiyon değerine eşit olmayabilir. Ancak iki fonksiyonun da arkadaşlar grafikleri nasıl olursa olsun örnek göstereyim yine böyle. İkisinin de arkadaşlar aynı noktada limitleri var olduğu için bunların sol limitleri iki sayısından örnek vereyim işte. Bu f fonksiyon olsun bu g. Bunun da f 2 eksi arkadaşlar 1. Bunun da g 2 eksi 1. Böyle olmak zorunda ikisinin de soldan sağdan limitleri birbirine eşit olacak ki fonksiyonların limitleri eşit olsun. Böylece ikinci öncül doğru. Üçüncü öncülde arkadaşlar fx0 eksi bölü x yerine x0 yazarsak 2x0'dan x0 çıkarırsam x0 eksi oldu. Yalnız belki arkadaşlar bu limit sıfıra eşit bu da sıfıra eşit o zaman sıfır bölü sıfır belirsizliğinden ben bir çıkıp çıkmayacağını bilemem. O yüzden yine bu da soru işareti yalnız 2 b şıkkı kere baş kat sayısı 4 olan ve kökleri A, B olan iki denklem baş kat sayısı 4 dediği için 4 yazalım. Böyle bir denklem arkadaşlar tamam mı? Şimdi burada türevini aldığınız zaman siz bunun 4 çarpı x eksi a artı 4 çarpı x eksi b olacaktır. Çarpımın türevi neydi? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Böylece a bölü p türevi a. P türevi a burası sıfır olur. Böylece 4 çarpı a eksi b olur arkadaşlar yine Geliyorum p b bölü p türev b'ye Buradan da p e, B'ler gidecek b eksi b'den 0 olacak 4 b eksi a olacak paydayı eşit yapmak için yukarıyı eksiyle çarpayım Böylece burası arkadaşlar 4 parantezinde a eksi b olsun Paydalar aynı olduğu için bakın a eksi b bölü 4 çarpı a eksi b Bunlar gitti Cevabımız 1 bölü 4 oldu. E şıkkı. Arkadaşlar önce bir azalan olduğu aralığı şöyle değerlendirelim. Türev fonksiyonunu aldığımız zaman türevin işaret tablosunda demek ki şöyle bir durum varmış gördüğünüz gibi. Hemen türevini aldığımda 3x kare eksi 6x eksi b eşittir 0 diyeceğim. Neden? Türevin 0 eşit olduğu yerler yerel maks ve yerel min yani ekstremum noktalarıdır. Böylece buradan azalan artan olduğu yere bakarız. Bakın gerçekten şöyle. Burası e, maksimum noktası olacak. Burası minimum noktası olacak. Ama bana hangisi maks hangisi mindir demiyor. Azalan olduğu aralık komple böyle. N 3 kapalı aralığıdır. Böylece şunu söyleriz. N'yi bilmiyorum ama 3 de bu denklemin işaret tablosunun kökü ise bu denklemin kökü demektir. Yani denklemi sağlar. Bu yüzden 27-18-B eşittir sıfırdan. B arkadaşlar 9 olur. 3x kare eksi 6x eksi 9 eşittir 0. 3 parantezinde x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0'dan. 1 kök 3 1 kök eksi 1. Hakikaten zaten 1 kök 3'tü. Neydi arkadaşlar işte eksi 1'miş. Bundan dolayı artık y eşittir f türev x fonksiyonu demiş bakın. Şimdi y eşittir f türev x fonksiyonu nedir? 3x kare eksi 6x B'yi zaten 9 bulduk. Bu yüzden eksi 9. Bu fonksiyonu üzerindeki NC'den, c'den. N dediğim eksi 1 olduğu için eksi 1'e c noktası bu türev fonksiyonu. Bakın artık bu değil. Türev fonksiyonunu sağlar. 3 artı 6 eksi 9 eşittir 0'dan. Eksi 1'e 0 noktası oldu. 0'a 0'ı sağlıyor gördüğünüz gibi. 0 eşittir 0 geldi. Buna göre o zaman arkadaşlar eksi 1'e 0 noktasından çizilen teğet için ne yapacağız? Artık bu fonksiyonun ikinci türevini alacağım. 6x eksi 6 diyeceğim. x yerine 1 eksi 1 yazarsam eksi 12'ymiş. Bu şöyle bir parabol. Buna böyle eksi 1 noktasından çizilen teğette de y eşittir. Eksi 12x artı n şeklinde bir doğru olur. Bu doğru aynı zamanda nereden geçiyor? Eksi 1'e 0 noktasından geçiyor. Çünkü o nokta teğet olduğu için doğrunun da üstünde. Y'si 0. X'e eksi 11. x 1 olduğu için artı 12 artı n'den. Ne arkadaşlar? Eksi 12 geldi. Y eşittir. Eksi 12 x. Eksi 12 doğrusu. Tabi sol tarafa atarsak işte D şıkkını elde ederiz. Bu soruyu size arkadaşlar güzel bir şekilde göstereyim. Hakikaten. Bakın şimdi. Şurası bir birim. Burası da bir birim olduğu için tanjant alfa 1. Y eşittir. G bileşke fx o zaman nasıl bir fonksiyon? G'nin içinde fx değil mi? Burada arkadaşlar g fonksiyonu doğrunun eğimi 1 çıktığı için y eşittir x artı n şeklinde bir doğrudur. Ve aynı zamanda nereden geçiyor bakın? Eksi 3'e 0'dan geçiyor. Yaz yerine. Eksi 3 artı n. O zaman n neymiş? 3. Demek ki fonksiyonun denklemi y eşittir x artı 3. Bu g bileşke fx ya. O zaman şunu söyleyebilirim bakın. Bu y eşittir x artı 3 gx fonksiyonu olduğu için g'nin içine f x kübü yazacağım. Çünkü f küp demiş. g f küp de f x küp artı 3 demektir arkadaşlar. x gördüğüm yere f küp yazdım gördüğünüz gibi. Ve şimdi artık burada şunu söyleyebilirim. Türev aldığımız zaman bu noktanın arkadaşlar bir tek türev yerini biliyorum. O da eksi 2. Bu g bileşke f'in türevine aldığımızda eksi 2 noktasında türevine geliyor? Artı 1 çünkü doğru sağa yatık. Demin bulmuştuk tanjant alfası 1. Sağ tarafın türevine geliyor. 1 eşittir f türev x küp çarpı 3x kare. 3'ün türevi zaten 0. Böylece 1 eşittir f türev x küp 3x kare. x'e zaten eksi 2 vermiştim. Neden? Sadece eksi 2 noktasındaki teğeti bildiğim için. Yazıyorum yerine bak f türev eksi 8 geldi ne güzel. Sonra yanında da bir de 3x kare vardı. 3 çarpı 4'ten 12. Demin türevini almıştım ya şöyle. Bakın bu. Bu yüzden f türev eksi 8 çarpı 12 eşittir 1 oldu. Buradan da f türev eksi 8 1 bölü 12 oldu. Peki bunu neden bulduk? Eksi 8 noktasında f fonksiyonuna çizilen teğetin eğimi demek o noktadaki türev demekti. Bu yüzden a şıkkı 1 bölü 12 oldu. İkinci yol hemen göstereyim. Biraz daha hani klasik bir yöntem olsun. Bunu göstermek istiyordum çünkü size. Şimdi arkadaşlar standart yöntem. G'nin türevi f x küp çarpı f'in türevi x küp çarpı içinin türevi 3 x kare. Şu an şu g bileşke f x küpün türevini aldım bakın. x gördüğüm yere yine ne yazacağım? Bana f türev eksi 8'i sorduğu için x yerine eksi 2 yazacağım ki eksi 8 olsun. Böylece g türev f eksi 8 çarpı f türev eksi 8 çarpı 12. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmem gereken şey şudur. Bu eğriye eksi 2 noktasından çizilen doğru birden geçiyor. Ve bunun teğeti yine tanjant alfadan dolayı burası karşılığı 1 şimdi bunun. Bir de g fonksiyonu arkadaşlar doğrusal bir fonksiyon ya. Buradaki her noktadaki türev f-8 değil f 1 milyonda olsa g türev f 1 milyon bile olsaydı zaten doğrusal fonksiyon olduğu için 1 olacaktı. Yine aynı yere geldik işte. f türev eksi 8 eşittir 12 çarpı 12 eşittir 1'den her iki tarafı 12'ye bölüyorum. Cevap yine aşıkkı geldi. Şimdi burada y eşittir x küp bölü 48 denmiş ya. Bunu da biz y formatına getirelim. 16x eşittir y kare çünkü fonksiyonu yalnız bırakacağız ki fx bu bir nevi fx yani veya gx gibi fonksiyon. Y yalnız bırakılır bu yüzden fonksiyon yaparken, türev yaparken. Y eşittir kök 16 kök x. Yani 4 kök x olacak. Zaten burada x değerleri pozitif, y değerleri pozitif olduğu için karekökünü kökünü mutlakla almaya gerek kalmadı. Y eşittir 4 kök x oldu. O zaman satıştan maliyeti çıkarırsak karı buluruz. 4 kök x eksi x küp bölü 48 kar denklemi. buna kx diyelim türevini alırsak maksimum karı elde etmek için x'e kaç veririz bunu buluruz arkadaşlar yapalım yerine yazalım 4 bölü 2 kök x birincinin türevi ikincinin türevi 3x kare bölü 48 eşittir 0 diyeceğim buradan da 2 bölü kök x eşittir x kare bölü 16 ee, x kare kök x eşittir 32 bu x üzeri 5 bölü 2, bu zaten 2 üzeri 5. Demek ki her iki tarafta arkadaşlar 5'e e, ne yapalım? 2 bölü 5 ile çarparsak x buradan 2 olmuş oldu. 4 oldu pardon. x eşittir 4 oldu. Nasıl anladın böyle olduğunu? Her iki tarafını arkadaşlar 2 bölü 5'ine alırsak bakın bu şekilde bunlar gider x kalır. 5'in 2 bölü 5'i de zaten 2 olacağı için 2 üzeri 2'den x 4 geldi. 4. ayda maksimum veya 4. yılda maksimum karını elde ediyormuş. Kar denklemimiz buydu. Yerine yazacağız. 4 kök 4 eksi 64 bölü 48 4 kök 4 8'dir 64 bölü 48 4 bölü 3 24 eksi 4'ten 20 bölü 3 oldu C şıkkı. 0 verdiğimiz zaman 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. O zaman bunu türevin limit tanımına şöyle benzetmemiz lazım. Önce bir onu hatırlayalım fx artı h eksi fx bölü x artı h eksi x limit h sıfıra giderken bu arkadaşlar neydi? f türev x'ti. Şimdi bunu yapalım o zaman. Ee, nasıl yapacağım biliyor musunuz? f küp x parantezine alırsam f x artı h eksi f x bölü h olur. Şimdi burada limit h sıfıra giderken iki tane fonksiyonun çarpımı olarak yazalım bunu limit h sıfıra giderken f küp x ayrı bir limit. Limitlerin çarpımı şeklinde yazabiliyoruz çarpımın limitini çünkü. Sonra limit h sıfıra giderken f x artı h eksi f x bölü h. işte arkadaşlar şurası tabii ki f türev x demektir. Burası zaten normal. F küp x oldu çünkü h diye bir ifade yoksa olduğu gibi buna hemen yanına yapıştır. İşte f türev x çarpı f küp x'miş şuradaki arkadaşlar ifadenin tamamı. O zaman burada artık bu ifadeyi böyle hallettikten sonra 2'den 4'e f türev x çarpı f küp x dx isteniyormuş bizden. Bu da nedir? Şöyle düşünün f üzeri 4x'in integralini düşünün hemen. f şey türevini pardon. Bu 4 f küp x dx olmaz mı? Hatta şey Şurada f türev x de olur tabi. Böyle olmaz mı? O zaman şu ifade arkadaşlar zaten burada var. O zaman normalde 4 olması gerekiyormuş. 4 ile çarpıp bölelim. Demek ki bu ifade f üzeri 4 x'in 4'te birinin integraliymiş. Pardon türeviymiş. Bu yüzden böyle dışarı 2 4 diye çıkar. Şimdi artık f üzeri 4 4 eksi F üzeri 4 2 bölü 4 oldu arkadaşlar. Tam sayılardan tam sayılara tanımlı demiş. O zaman bunların ikisi de tam sayı çıkması lazım. Ee, birine A birine B desek. A eksi B çarpı A artı B 7 ise burası 7 olur arkadaşlar. Burası da 1 artan fonksiyon dediği için böyle dedim. O zaman A demek ki arkadaşlar e, 4 olacak B de 3 olacak. A dediğim ne aslında? F4. O zaman F4 üzeri 4 ne demektir? Ee, 4 olduğu için 4'ün 4. kuvveti 256. Sonra B yani F2'ye de 3 dedik. Bunun 4. kuvvetini aldığımız zaman 81. 256'dan 81 çıkartırsak 175 bölü 40 Evet Burada arkadaşlar formülde aslında sadece yerine yazacağız. U eşittir. Ee, x denmiş dv eşittir df türev x denmiş. Yani aslında integral alacağımız için dx de yapıştıralım. Her iki tarafın integralini alıyorum. v eşittir fx diyorum. Şimdi dikkat buranın integralini alırken e, nasıl çıkıyor dışarı? uv diye çıkıyor. u dediğimiz ne o zaman? 4 e, daha doğrusu 4 demeyeyim hemen pardon. x çarpı fx arkadaşlar. Nereden nereye? Eksi 2'den 4'e. Onu unutmuyoruz. integrali alındı. Çünkü artık eksi integral eksi 2'den 4'e v fx du ne demektir? Her iki tarafın türevini al. du eşittir. dx işte. Burada da böyle oldu. Şu kısım normal standart şöyle ok çıkarayım. 4 f4 eksi eksiden artı 2 f eksi 2 f4 arkadaşlar 0 artı f eksi 2'ye bakıyorum 2 Buradan da 2 çarpı 2'den 4 oldu. Sonra geliyorum integral eksi 2'den 4'e fx dx tabi integralle değil buradaki alan yardımıyla bulurum. Şuradan eksi 2'den 2'ye buradan 0'dan 2'ye 2'den de 4'e bu alan işte arkadaşlar. Ve bakın şu iki alan birbirini götürür. Neden? Buranın alanı 2 çarpı 2 bölü 2'den 2. Buranın alanı 2 çarpı 2 bölü 2'den 2. Buranın alanı arkadaşlar 2. 2 çarpı 2 bölü 2'den 2. Altta kalan bölgelerin eksi olduğuna, üstte kalan bölgenin artı olduğuna dikkat edin. Bu yüzden integrali buranın ne geldi? Eksi 2. Ama bir de önünde eksi olduğu için 4 artı 2'den 6 buldu cevabı. Yani D şıkkı olmuş oldu. Doğru sorunun doğru seçeneği arkadaşlar B şıkkı. Yani normalde sorunun cevabı D şıkkı olmalı kitapta. Ama burada o D B şıkkında var. Bu soruda arkadaşlar bir şekli fark etmeniz lazım. Yoksa hangi sayıyı koyayım yazayım diye bayağı düşünürsünüz. Şimdi y eşittir 5 doğrusu burası. Hemen bir de şunu söylemem lazım. Bakın arkadaşlar diyelim böyle bir iki tane fonksiyon var. Şimdi bu gx fonksiyonu olsun. Bu da fx fonksiyonu olsun. Şu sınırların arasında integral arkadaşlar pozitif çıkar. Eğer fx eksi gx'in integralini soruyorsak mesela. Şöyle a ile C arasında integrali soralım. Şimdi arkadaşlar bu bölgede integral f fonksiyonu g'nin üstünde olduğu için pozitif çıkar. Ancak arkadaşlar şu bölgede f fonksiyonu g'nin altında kaldığı için negatif çıkar. Örnek burasının alanı 4 olsun. Buranın alanı 3 çıksın. 4 eksi 3'ten 1 deriz tamam mı? İşte bu yüzden arkadaşlar burada da şuna dikkat edeceğim. Şu eksi 7'den Ta arkadaşlar 5'e kadar integral 0. Şöyle eksi 7'den 5'e kadar olsaydı integral 0 olacaktı. Bir de bir şey daha söyleyeyim. 5 ile 7 arasında arkadaşlar integral zaten 0 ki. Çünkü 5 ile 7 arasında fonksiyonda y eşittir 5. Zaten doğru da y eşittir 5. 5 eksi 5'in integrali 5'ten 7'ye kadar 0 olur. İkisinin de fonksiyonu aynı olduğu için. Bu yüzden... E, A'dan eksi 7'ye kadar artı eksi 7'den 7'ye kadar arkadaşlar integral şurası 0 olduğu için benim için A ile eksi 7 arası önemli. Ve A ile eksi 7 arası da işte A değerleri şöyle bir A değeri olsun. Şu bölgenin alanı bizi ilgilendirecek. Orada da eğer A bakın şöyle eksi 9 olursa ne oluyor? 2 çarpı 2 bölü 2 integral negatif olur. Hemen yazayım bakın. Eksi 9'dan eksi 7'ye bu fx eksi 5 dx. F fonksiyonu 5'in altında kaldığı için işte bu bölgenin alanı evet 2 ancak eksi 2 çıkar. Ve eksi 4'ten de büyük olduğu için sağlar. Eksi 8 alsan eksi 8'den eksi 7'ye şöyle arkadaşlar şu alan olacağı için o da zaten 1 çarpı 1 bölü 2'den Eksi 1 bölü 2 olur. O da arkadaşlar eksi 4'ten büyük olur. O zaman eksi 8 verebiliyorum. Eksi 9 verebiliyorum. Bakalım eksi 10 verebiliyor muyum? Eksi 10 verirsem burası 3 birim olur arkadaşlar. Burası da 3 birim olur. Bu bölgenin alanı 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2 yani 4,5 olur. O zaman integral eksi 4,5 olur. Ama bu sefer eksi 4'ten büyük olmaz arkadaşlar. Demek ki A'ya verebileceğim sayı eksi 8'miş. Eksi 9'muş. Bu yüzden 2 tane değer oldu B şıkkı. Şu eğriyi çizmekte biraz zorlanmış olabilirsiniz ama şöyle yardım edeyim. Y eşittir kök x arkadaşlar paraboldür. Ama şöyle bir paraboldür. E bu arada x kare eşittir y parabolün çizeyim size. Böyle bir paraboldür. Eğer bu x kare y parabolün her iki tarafının kare kökünü alırsanız y eşittir kök x olur. x kare y'nin kare kökünü alırsanız. Ve kök x olursa üst taraf, eksi kök x olursa da böyle alt taraf çizilir. Şimdi bu grafik ona benziyor. Nereden anlayacağız? Her iki tarafın karesini alın bakın. y kare x eksi n bölüme, y kare çarpı m eşittir x eksi n. Attım n'yi öbür tarafa. n artı y kare m çarpı x. Bakın y kare olsaydı dediğim gibi böyle olacaktı. Ee, m ile çarpılmış bir grafiği m ile çarparsanız biraz daha daralır yani bu demektir veya biraz daha genişler ama hani müthiş bir değişiklik olmaz. Yine böyle paraboldür. N yaptığımız zaman artık bakın x'e bağlı bir fonksiyon sakın yukarı ötelemeyin. Böyle sağa doğru öteleyeceğiz tamam mı? Yani diyor ki bu x gördüğünüz gibi y'ye bağlı olduğu için x'i arttır demek istiyor bize. N birim sağa gönder diyor. Aynı şunun gibi düşünün. Tersten düşünün bakın. Y eşittir fx artı n dese N birim yukarı gönderiyoruz ya çünkü fonksiyon x'e bağlı olduğunda bu y demektir. Y'yi N birim yukarı gönder demektir. Burada da işte N birim sağa gönder grafiği ileri ittir demek istiyor. Kök içinde olduğu için negatif kısmı olmayacak o yüzden burayı almayacağız. Hemen çiziyorum grafiği artık düzgünce böyle bir grafik. X'e N verdiğiniz zaman bakın N eksi N 0 bölü m'den x eksenini kesiyor. O zaman burası n'de x eksenini kesiyormuş. y eşittir 0 doğrusu demek x ekseni demektir. x eşittir 0 demek y ekseni demektir. Sonra arkadaşlar bir de y ekseni y eşittir 2 doğrusu. Artık buradan y eşittir 2 bu 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 bunların arasında kalan bölge bu mavi ile taradığım bölge. Bu mavi ile taradığım bölge arkadaşlar bir doğru tarafından 3'e 1 oranında parçalanıyormuş. Doğru da 0'a 2'den geçiyor. Yani y 2 doğrusunun burasından. Bir de n0 noktasından geçiyor. İşte bu doğru arkadaşlar. Ve bu doğru alanı 3'e 3'e 1 oranında böldüğüne göre burası S. Şu kısım 3S olmalı. O zaman şöyle bir dikdörtgen yaptığım zaman burası S olacak. Mecburen 3'e 1 alan olması için 2S kalacak geriye. Parabolde bir de şöyle bir şey vardı. Burası 2S ise burası arkadaşlar 4S oluyordu. O zaman N tabanına sahip olan kısmın alanı 2S ise 6S alana sahip olan taban 3 katı uzunluğunda yani 3N tabanına sahip olmalı. Demek ki şu uzunluk 3N olması için absis 4N olur. Böylece arada hakikaten 3N kalır. Şimdi 4N koordinat. Ordinat ne? 2 arkadaşlar. Koordinat derken absis 4N. Ordinatta 2. Yerine yazalım şimdi parabolde. Ordinat 2. Apsis 4 ne? Eksi ne? Bölü m. Bunun kare kökünü aldığım zaman her iki tarafın karesini alayım şimdi. 4 eşittir. 3 ne? Bölü m. N bölü m arkadaşlar 4 bölü 3 oldu. Bizden m bölü n istendiği için 3 bölü 4 olacak. C şıkkı evet kabul ediyorum. Biraz zor bir soru gerçekten polinomu bir yazalım arkadaşlar. Ordinat değeri dediğimiz y işte yani px. Apsis değerinin iki katının 3 fazlası ile yine apsis değerinin 3 fazlasının 2 katı. O zaman işte bu fonksiyonun değeri. O zaman px artı 1'in x 1 ile bölümünden kalan demek x 1 gördüğüm yere 0 yazacağım. x burada arkadaşlar 1 olacak. x burada 1 ise yerine yazdığımda p2 olur. Artık P2'yi bulurken x gördüğüm yere 2 yazacağım. 4 artı 3'ten 7. Burada 4 artı e, 2 artı 3'ten 5. 5 çarpı 2'den de 10 oldu. Yani 70 oldu arkadaşlar D şıkkı. Burada önemli olan nokta şu. Herhangi bir sütuna dokunduğunuz zaman arkadaşlar buraya dokunsanız bu gidiyor. Ya da işte şöyle kaldı. 2 tane kaldı burada. Buraya dokundunuz yine bu gidiyor. Yani sıralama hakkımız yok. Önce bunu götüreyim, sonra bunu götüreyim, sonra bunu götüreyim diyemem. Önce bunu götürürüm, sonra bunu, sonra bunu. Önce bunu, sonra bunu, sonra bunu. Kendi aralarında yer değiştirebilirler ama kesinlikle arkadaşlar yani satırlar yer değiştirebilir. Önce buradan, sonra buradan, sonra buradan vurabilirsiniz. Ancak bir sütunun içinde kesinlikle bunu götürmeden bunu götürme hakkımız yok. Buna göre o zaman ne söyleyebiliriz? 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel sebep sıralama hakkınız yoksa yer değiştirme hakkınız yoksa arkadaşlar orada permütasyon da yoktur. O yüzden bunların arasında sıralama yok 3 faktöriyel. Bunların arasında sıralama hakkınız yok bu yüzden 3 faktöriyel oldu. Böylece cevabımız 140 geldi D şıkkı. Burada durumları tek tek tespit etmek lazım arkadaşlar. Şimdi mesela 600 liralıktan alırsa bu iki tanesinden bir tanesinde diğerinin de bundan daha pahalı alması lazım. Yani 1, 2, 3, 4, 3 seçimden birini yapması lazım. Ya 1300 ya 1200 ya da 900. Birinci durum bu. İkincisi eğer 1000 liralık bir şey alırsa arkadaşlar öbürü 1300, 1200 olabilir. Yani birim birlisi çarpı 2'nin birlisi artı 1200 liralık bir şey alırsa bu 1300 liralık alabilir. Birin birlesi, birin birlisi. Bir de rastgele tüm durumlar altının birlisi, altının birlisi. Yani isteyen istediği gibi alsın tüm durumlar. Ama ucuz ve pahalı olacaksa Asya kazanması gerekiyorsa Asya ucuz. Ee, diğer arkadaşımız kimdi adı Özge'de pahalı olan alması lazım. Bu yüzden 9 bölü 36, 1 bölü 4 oldu B şıkkı dağıtalım arkadaşlar. A küp eksi a kare b eksi a kare c artı c küp eşittir a küp eksi b küp. Şimdi a küpler gitti. B küpü şu c küpün yanına atayım. C küp artı b küp eşittir a kare b artı a kare c. Şimdi arkadaşlar c artı b parantezin alırsak burası c kare artı B kare ar, eksi CB eşit olur. A kare parantezinde B artı C'ye. Kenar sayısı olduğu için bunlar B, kenar uzunluğu olduğu için B artı C'ye tabii ki sıfır olamaz. Sadeleştirebilirim. C kare artı B kare eksi CB eşittir A kare. bana niye hatırlatmalı? Kos teoremi. Yani. C kare artı B kare eksi 2CB kosinüs A eşittir A kare arkadaşlar. Böylece bakın C kare C kareye, B kare B kareye, A kare A kareye. Demek ki şu terimler birbirine eşit olmalı arkadaşlar. Taraf tarafa çıkardığın zaman çünkü bunlar birbirini götürür. Bundan dolayı CB eşittir 2CB cos A, CB der gitti. Cos A eşittir 1 bölü 2 oldu. 60 dereceymiş A açısı A şıkkı cos x artı sin 2 x denmiş orada şöyle yapalım cos x artı 2 sin x çarpı cos x burada da birlerden kurtulmak için 1 artı 2 cos kare x eksi 1 bunlar gitsin şimdi cos x parantezinde sol tarafta 1 artı 2 sin x burada da arkadaşlar 2 cos x çarpı cos x cos xleri götürelim nasıl olsa cos x 0 olursa zaten e, sin 2x de şıklarda ona göre değer olması lazım ama yok. O zaman 1 artı sin 2 sin x eşittir. 2 cos x oldu. Öbür tarafa atarsak ve 2'ye bölersek 1 bölü 2 eşittir. Cos x eksi sin x. Her iki tarafın karesini alırsam 1 bölü 4 eşittir. Sin kare x artı cos kare x eksi 2 sin x cos x. Kısaca sc diye yazdım. Sin kare x cos kare x 1. Öbür tarafa atarsak arkadaşlar 2 sin x çarpı cos x eşittir 3 bölü 4. 2 sin x çarpı cos x zaten sin 2 x arkadaşlar 3 bölü 4 olmuş oldu b şıkkı. Soru da fena bir soru değil arkadaşlar aslında. Hani böyle basit desek değil zor desek değil değişik yani. Şimdi af ile fd eşit. Bu arada AC'nin 9 olduğunu bize vermiş. Kısa kenarlardan biri bakın. 9 santim 45 45 90 üçgeninde. Şimdi şöyle bir aslında kelebek benzerliği gördüm ben. Neden? Orta noktayı vermiş ya. D noktasından kendim şöyle bir paralel çekeceğim arkadaşlar. Paralel çekince işte kelebek benzerliğinden burada 9 santim olacak. Bu arada zaten buradaki T desem TBD üçgeninde de B açısı 60 derece. 60'ın karşısı 9 olduğundan 30'un karşısı 3 kök 3. 90'ın karşısı olan BD de 6 kök 3. Böylece büyük 30 60 90 üçgeni arkadaşlar neresiydi hipotenüs? Şöyle bakın yani BE soruluyor, hipotenüs soruluyor. Böylece cevabımız 6 kök 2 katından 12 kök 3 değişik oldu. Bulmanın bir formülü vardır. X'in katsayısına d, y'nin katsayısına e ve sabit sayıya da f derseniz, d kare artı e kare eksi 4f'nin karekökünün yarısı arkadaşlar. Buradan 16 artı 4 eksi 4 karekök içinde bölü 2. Böylece karekök 4 gelecek, oradan da yarısı 2. İkinci yolda şudur tam kareye tamamlama. x kare eksi 4 xten yararlanarak x eksi 2'nin karesi. y kare eksi 2 y'den yararlanarak y eksi 1'in karesi. Ve burada 1 elde etmek için buradan 4 geliyor buradan 1 geliyor. Buranın ama arkadaşlar 1 olması lazım. O zaman 4 çıkarıyoruz ki normal eski denkleme benzesin. Böylece öbür tarafa attığımda buradan yine yarı çapın 2 olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı artık burası 8 birim. Burası 4 birim. Yeni bir çemberin çapı AC'ymiş. Pisagor 4, 8, 4 kök 5 cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar burada şimdi şeye dikkat edelim. Burada mesela birkaç köşeden yola çıkalım. E köşesi. E köşesi arkadaşlar 30 derece döndüğü zaman şöyle Y eksenine gelir. D köşesi 30 derece döndüğü zaman bakın böyle E üstü D üstü diyeyim kenar böyle oldu. Sonra C köşesi arkadaşlar 30 derece dönse böyle olur. B köşesi 30 derece dönse buraya gelir. O zaman bakın nasıl bir görüntü oluşacak bakalım. E üssü D üssü sonra D üssü C üssü ve C üssü B üssü görüyor musunuz? Artık düzgün altıgenin bir yarısı bu. O zaman diğer yarısı da arkadaşlar şöyle olur. Yeni görüntüyü sağda çizelim. Bakın şöyle bir düzgün altıgen tamam mı? Artık burada B köşesi Y ekseninde ve E köşesi Y ekseninde. Bize ne demişti? Y eksenini kestiği noktaların ordinatları çarpımı. Y eksenini bir E üstünde kesiyor. Onu da ne yapacağız arkadaşlar? Şunlar birbirine eşit olduğu için burası sıfıra A ise burası sıfıra eksi A'dır. A çarpı eksi A eksi 36 ise demek ki A 6'ymış. O zaman 6 6 daha 12. Hatırlayın bu simetri eksenin kenarın 2 katıydı. O yüzden bir kenar arkadaşlar 6 olur. 6'nın karesi 3 bölü 4'ten 6 tane var. 54 3 oldu. Düzgün altıgenin alanı D şıkkı. Fonksiyon dediğine göre önce R yani döndürmeyi yapalım. Negatif yönde 30 derece demiş saat yönünde. Bakın köküçe bir özel bir nokta. Neden? Burası absis 3 olduğu için. Ordinatta bir olduğu için 30 derece olur. Böylece arkadaşlar... 1, 3 daha 4 karesinin kare kökünden 2 olacak. Demek ki biz bunu 30 derece şöyle döndürürsek saat yönünde 2 birim uzunluğunda buraya gelecek. OA diyelim burası da OA üssü olsun uzunluk değişmez. Yeni noktamız 2'ye 0. 2'ye 0 noktasında arkadaşlar ne yapmamız gerekiyormuş? 1 eksi x yani 1'den 2'ye çıkaracağız. Yine y eksi 2 sıfırdan da o zaman 2'yi çıkaracağız. Eksi 1'e Eksi 2 oldu B şıkkı. Şimdi dikdörtgenden beyaz kısımları çıkarmamız lazım. Onun için de şöyle bir şey diyebiliriz bakın. Şimdi şuraya A, e, A B'yi zaten 4 vermiş. Burayı da 4 vermiş. Buraya X, buraya Y diyelim. 4Y bölü 2 artı 4X bölü 2. 2x artı 2y olacak. Bu arada zaten bu uzun kenar arkadaşlar 6 olduğuna göre ve pr 3 olduğuna göre X artı de bakın 3 kalıyor. Demek ki beyaz bölgelerin alanları toplam 6'ymış. Sonra SQ uzunluğunu bize kaç vermiş arkadaşlar? 2. E tamamının uzunluğu da 4. Tamam o zaman buraya A diyelim buraya B. 6A bölü 2 beyaz bölgenin alanı AS'de. 6B bölü 2 diğer beyaz bölgenin alanı BQC. Ve 3 parantezinde A artı B. A artı B kenarın tamamı 4 olması için 2 olacak. Böylece bu da 6 oldu. Toplam bölgenin alanı 6 çarpı 4 eksi bu iki tane dikdörtgen e, pardon bu toplam beyaz bölgeler 12 geriye 12 kaldı A şıkkı. A noktası arkadaşlar 2'ye kök 3 verilmiş. Burası 2 birim burası kök 3 birim ve eğer 60 derece döndürülürse A noktası şöyle y ekseninde oluyormuş arkadaşlar. Sonra eğer 150 derece döndürülürse böyle AB doğrusu Y eksenine paralel oluyormuş. Şimdi o zaman şu AB zaten asla değişmeyecek uzunluk bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve şimdi şuna dikkat edelim. Burada arkadaşlar 2 birim olacağı için dikdörtgenden dolayı karşıt kenarlar eşit. Şuraya 2 derim buraya x desem uzunluk değişmez. x artı 2 demek ki 30'un karşısı x olduğuna göre 90'ın karşısı x artı 2 olduğuna göre 2x eşittir x artı 2. Buradan da x eşittir 2 oldu. Artık şunu söyleyebilirim bakın. Bu çemberin yarı çapı sonuçta şöyle yarı çaplar değişmediği için böyle bir çember geçer. Çemberin yarı çapı r eşittir 4 oldu. Merkezine bakalım. Merkezine ne diyeceğiz arkadaşlar? Aynen böyle y ekseninde olduğuna göre e, t teğet olmuş olacak. Zaten yarı çapı 4 görmüş olduk. Merkezinin ordinatı 4, pardon apsisi 4 geldi. Ordinatına bakalım. Şöyle bir 30-60-90 üçgeninden yararlanırsam. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2, köküç aşağısı zaten köküç birimde. O zaman 4'e 3 köküç oldu arkadaşlar merkez. Buna göre cevabımız A şıkkı. arkadaşlar uzunluk değişmez. Bir de Bakın şöyle merkezden kirişe dikey indirdiğimiz zaman iki eşit parçaya bölecek. Burası böyle aynı zamanda birbirine eşit olacak. Ve yarı çapa e, bir şey ne demiş? CD'yi 6 köküç vermiş. Burası 3 köküç. Şuraya R bölü 2 desek burası R. Hipotenüs bir dik kenarın iki katıysa bu 30 60 90 üçgeni. Böylece arkadaşlar 60 derece olduğunu görüyoruz. Yarı çapında 6 olduğunu görüyoruz. Demek ki bize sorduğu şu mor bölge aslında aynı zamanda şu mavi ile taradığım bölge. Orayı biz nasıl bulabiliriz? Yarı çapaltı. Şimdi 60 derece olduğuna göre burası da 60 derece olduğuna göre merkez açı 120 derece. 36 pi çarpı 120 bölü 360 eksi e, ikiz kenar üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2 sinüs 120 köküç bölü 2. Böylece cevap 12 pi eksi 9 köküç oldu. İkiz kenar dik üçgen olduğu için arkadaşlar bakın bu 45 derece. E kare olduğu için köşegen 45, kare olduğu için köşegen 45. Böylece aslında bunlar ne olmuş oldu? Doğrusal. Bunun bize katkısı şöyle bir dik indirirsek şu kısmı arkadaşlar K desem bu kısma da K derim. Böylece buraya da 6 eksi K derim. Doğru neyim eksi 2 olduğuna göre tanjant alfa arkadaşlar 2 olur. Yani karşı bölü komşu. O zaman 2K eşittir. Daha doğrusu k eşittir e, 12 eksi 2k olur. k buradan arkadaşlar 4 gelir. k 4 geldiğine göre 6 eksi k da 2 oldu. Şimdi burası 4 burası da 4. Şöyle bir dik indirirsek burası da 4 arkadaşlar. Dikkat edin. Burada 4 olduğu için şöyle karşılık kenarlar eşit 4 olması için yukarıya bir birim kaldı. O zaman bu doğrunun eğimi şöyle x ekseniyle yaptığı açı normalde beta diyelim. Z'den dolayı burası da beta olacak. Karşısı 3 birim, komşusu 4 birim. Şey pardon, karşısı 1 birim. Şurayı 1 bulmuştuk. Komşusu 4 birim. Demek ki tanjant beta 1 bölü 4. Sağ yatık olduğu için 1 bölü 4 B şıkkı. Bu üçgenin kenarlarını aslında tek tek bulabiliriz. Bakın RP sonuçta 1. Şöyle yamuk oluşturacak bakın RP'ye dikkat edin. Şimdi Şöyle e, AB uzunluğu çevresi 6 olduğu için 2 Şu şekilde bakın bir uzunluk Dolayısıyla burası 3 Burası 1 olduğundan şöyle indirdiğimizde burası 2 1 olduğu için 2 kaldı 2 kök 2 PR'yi bulduk Aynı mantıklı arkadaşlar AS'yi de bulalım şimdi PS'yi pardon PS için S, P, C, A. Şimdi burası bir birim AP uzunluğu. SP uzun, SC uzunluğu iki birim. Burası zaten iki birim. Şöyle çektik. Burası bir birim, burası bir birim, burası iki birim. Kök 5 arkadaşlar SP olmuş oldu. Şimdi gelelim RS'ye. RS, içinde bakın şöyle bir dik yamuk. Bu kenar 3, bu kenar iki, bu kenar 2 şöyle bir dik indirdiğimizde 2, 1, kök 5 oldu. O zaman iki kenarı arkadaşlar kök 5, bir kenarı da iki kökü olan bir üçgen. Şöyle bir dik indirdiğimizde ikiz kenar dik üçgenden dolayı kök 2 ve kök 2 olacak. O zaman kök 5 eksi kök 2 yani kök 5'in karesi 5, kök 2'nin karesi 2. Böylece bir dik yükseklik kök 3 oldu. Taban 2 kök 2. Yükseklik kök 3 bölü 2'den alan kök 6 geldi B şıkkı. Bu yazının arkadaşlar sığması için şöyle üstteki bu sarı çemberin böyle olması lazım. O zaman bakın çapı gören çevre açı 90 derece 49 15 daha 64. Yani çemberin çapı 8 olacak şöyle köşelerinden geçecek şekilde. O zaman çemberin çapı 8 ise yarı çapı da 4. Bakın merkezden şöyle bu üstteki daire kesine bir dik indirdiğim zaman burası 4 olduğu için yarı da 5 olduğu için dik uzunluktan 3 olacak. Yarı çap zaten 5 toplamda x bakın 8 geldi d şıkkı. Katlamada açı ve uzunluk değişmezi burada çok iyi kullanmamız gerekiyor. Şimdi katladığımız zaman arkadaşlar şu alfa ise bu da alfa. Şimdi 4 4. Sonra CD zaten dikdörtgenden dolayı 4. O zaman B ile C aynı hizada. Şunlar böyle doğrusal birleşir. Bir de Z'den dolayı o zaman artık paralellikten dolayı B açısı da alfa olur. Ben şöyle X desem, buraya da X desem bu deminki AD uzunluğu 8 olduğuna göre A üstü D de 8 olur ve 8 eksi X. Bakın burada bir Pisagor çıktı görüyor musunuz? Ve X'e 5 versek 3, 4, 5 üçgeni oluyor. Burası 3 birim, Şöyle arkadaşlar buraya da t dersek bt de 5 birim. Peki bunun bize katkısı ne olacak? Burada artık bu üçgenin tanjant şöyle teta diyeyim. Tetasını bulmak için yani doğrunun eğimini bulmak için böyle bir dik indiririm. Burası arkadaşlar h olsun. h çarpı bt 5 de öklit veya üçgenin alanından h çarpı 5 bölü 2 4 çarpı 3 bölü 2 eşit. Dik üçgen. Bunlar gitti ikiler. Aş buradan 12 bölü 5 oldu. Şimdi alt taraf zaten 4. O zaman yükseklik şöyle bir AR diyelim. AR uzunluğu 12 artı 12 bölü 5 artı 4. Buradan da 32 bölü 5 yaptı. Benim şimdi RO'yu bulmam lazım. Onu nasıl bulacağız? Onu da bakın yine Öklit'ten şöyle şu uzunluğa Y diyeyim. -Y. y çarpı. 5 eşittir 16. Neydi bu öklit? Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. Y buradan 16 bölü 5 geldi. O zaman arkadaşlar AR 16 bölü 5 olduğu için RO'ya ne kalır? Tamamı 20 olduğundan dolayı 4 bölü 5. Demek ki tanjant delta 32 bölü 5 bölü 4 bölü 5 olacak. Buradan da 8 geldi arkadaşlar. Ama neye dikkat edeceğiz? Bu doğru sola yatık olduğu için eğimi Eksi 8 arkadaşlar. E şıkkı.